Merhaba arkadaşlar, ben Duygu. Yaklaşık 2 senedir galiba, 2 yıl sonlarından beri Data İstanbul'dayım ben de. Fizikçiyim aslında. Bugün size lojistik regresyonla sınıflandırmadan bahsedeceğim. Sunumu Neslihan'la birlikte hazırladı. Kendisiyle de öğleden sonraki sunumlarda tanışırsınız. İlk önce basit bir tanım verdi. Sınıflandırma, yani algoritmaya geçmeden önce akıbeyle bahsetti. Sınıflandırma nedir? Batı öğrenmesi ve istatistik alanlarında sınıflandırma problemi temelde yeni bir gözlemi hangi kategoriye ait olduğuyla ilgilidir. Yani elimizde bulunan eğitim seti de bilinen kategorilerdeki gözlemler bulunacaktır. Bilinen sınıflarda gözlemler bulunacaktır. Mesela her gün postalarınızı açtığınızda bir sürü reklam mesajları, işte ayırt eden, istenmeyen miyim diye ayırt eden otomatik bir makine öğrenme algoritması sınıflandırma yapar bu. Ya da yaptığınız işte ticari online işlemleri, sahte veya doğruluğunu ayırt eden bankacılık ürünleri veya bir medikal görüntünün görseline bakarak işte o tümörün kenarlarının veya bilmiyorum başka özelliklerinden iyi huylu veya kötü huylu tümör olup olmadığını anlar. Böyle bir problemde. Başka sınıflandırmaya sınıflandırmaya yoğunlaşacağız. Daha sonra da çok sınıflandırma örneği. Ve devam edeceğiz. Bu sınıflandırma problemi de aslında bir regresyon problemidir. Yani regresyon nedir? İşte girdilerimizde çıktılar arasındaki bir ilişkinin kurulması. Ama Onur'un bahsettiği lineer regresyon algoritmasını böyle bir sınıflandırma problemi için uygun değildir. Çünkü sınıflandırma probleminde girdi ile çıktı arasındaki ilişki ilinti lineer değildir. Zaten bir başka sebepte lineer regresyon işte fiyatlandırması örneğiyle çalıştınız. İşte oda sayısına göre, garaj sayısına, şömine adedine göre bu ev kadar 1000 dolarlıktır, 5000 dolarlıktır. Sürekli çıktılar veriyordu lineer regresyon modeli. Ama burada ise bizim uzayımız işte iyi kötü iki sınıflandırmadan bahsedersek negatif pozitif 0-1 olmak üzere kesitli bir uzay lineer regresyon algoritması çalışırsa bu kesitli uzayın dışına düşen 1.5 gibi sonuçlar çıkacaktır. Regresyon sınıflandırma için en uygun regresyon algoritması lojistik regresyondur. Ama tabii bir sürü sınıflandırma algoritmaları var. Mesela SVM, oradan sonra tüm arkadaşlar bahsedecek. Mesela elimizde, bu da işte öğrenci potansiyelimiz var. İşte 2 sınav notuna göre yüksek lisans doktoraya kabul alıp almayan, kabul alıp almama durumunu inceleyelim. Anlasın CSV metoduyla tutursak benim setimde benim birinci sınav 1 puanı olsun, ikincisi yetenek ANES, bilmiyorum şu aralar ne bulunuyor olsun. Sıfırlar, red olanlar, birlerde sadece 2-4 satırını göstermişiz burada. Red birlerde kabul alanlar. Bunları görselleştirirsek verileri ya da eksen birinci sınav, dikey eksen ikinci sınav. Kırmızılar patlayanlar, işte okula kabul almayanlar, yeşiller, mutlu çocuklar. Zaten bakarsak da sınav 1'den mesela birisi 40 almış, sınav 2'den 40 almış. İşte reddeden kırmızı bölgede. Şöyle gözünüze bile baktığınızda iki kümenin böyle lineer bir fonksiyonla, yani lineer bir çizgiyle elimizle çizerek ayrılabileceğini rahatlıkla görebiliriz. Hatta biz bu grafikte Neslihan'la bildiğiniz mavi çizgiyi elimizle çizdik. Onur'un bahsettiği bu doğru denklemine, bu mavi çizgiye karar sınırı diyeceğiz sınıflandırma problemi için. Ve karar sınırı bir iki sınıfla bir sesli sınıflandırma probleminde karar sınırı veya karar düzeyi bizim vektör uzayımızı ikiye ayıran bir yüzeydir. Vektör uzayımızdan kastettiğimiz de niteliklerimizden oluşan vektör uzayı. Sınav 1, sınav 2, bir işte kartezyen koordinat dediler. Onun örneğinde ev sayısı, evin fiyatları neye bağlıydı? Oda sayısı, garaj sayısı, şömine sayısı. Onların işte kaç tane öz niteliği varsa o kadar bir hiper uzaydır vektör uzayımız. Yani kararsın
farklı iki sınıfı birbirinden ayırır. Nasıl? Şu anda gördüğümüz theta 0 aslında yani bu liseden de hatırladığımız y eşittir ax artı b ax ax 1 artı b x 2 artı c lineer denklemi. Bu denklemi sıfıra eşitlediğimizde zaten y eşittir bir şey sıfıra eşit ne dersen eşitlediğimde bu mavi karar sınırını çizdirebileceğiz. Hatta işte demek ki bizim bu karar sınırımızı doğrunun eğikliği nereden x ekseninin nereden y ekseninin keseceği de ne belirliyor? Bu teta'nın teta vektörümüzün alt parametreleri teta 0 kaç tane nitelik sayımız varsa onlarla onların sayısı artı 1 kadar bir de Onur'un bahsettiği bias term teta 0'ımız olacak kadar bir bileşenleri belirleyecek. Amacımız sonuçta bunları bulmak. Bunları tetaları bulacağız ki doğru bir karar sınırı çizebilelim. Ne yapacağız? Lojistik regresyonla parametreleri bulacağız. Hatta bu gösterdiğim örnekte şu grafiği koymalıydı. Burada yanlış olmuş kusura bakmayın. Bu grafiği koymalıydı. Bu işte teta 0'ımız eksi 24, teta 1'imiz ve teta 2'imiz 0.2 seçildiğinde bu mavi çizgiyi veriyor. Doğrunun üzerinde kalan noktalar yani yeşiller girdimizin sıfırdan büyük olduğu noktalar. Çünkü yani doğru denklemin üstünde kalıyor. Doğru denklemi eşittir sıfırda onun üstünde kalan noktalar. Girdimiz dediğimizde parametreler çarpı nitelik vektörümüz. Teta çarpı x. Şöyle. Teta çarpı x'imiz de sıfırdan küçük olduğuna doğru denklemimiz altına kaldığında reddedilenler. Y'si sıfır olanlar. Etiketi sıfır olanlar. Öyle yazılmıştı. Peki, biz bu tetaları nasıl bulacağız? İşte her makine öğrenmesinde bir hipotezimiz, aracılığıyla bu lojistik sınıflandırma problemi için lojistik regresyonda hipotezimiz öğrencinin kabul edilme olasılığı. Yani bana olasılık deyince de sıfırla bir arasında bir sayı döndürmesi lazım. Öyle bir fonksiyon seçmem lazım. Ne olabilir? Step fonksiyon seçebilirim. Ama çok hoş olmaz. İleride türevleyemem. Gradient descent derecede azalma algoritmasını da onu uzun uzun formüllerini gösterdi. Türevlenebilir olması gerekiyor. Range yani ne Türkçesi? Gösterim uzayı mı? Sıfır. Okey. 0-1 arasında yani alt çıktığımız 0-1 arasında olması gerekiyor. Öğleden sonra neural network'lerde Recep de bahsedecek. Seçebileceğimiz bir sürü böyle fonksiyon var. Ama lojistik regresyonda yaygın kullanılan işte sigmoid fonksiyonu, lojik fonksiyonu 1 bölü 1 artı e üzeri eksi z, z'de bizim girdiğimiz olmalı. Bu fonksiyonu çizdirirsek bu fonksiyonu çizdirirsek şöyle bir S şeklinde geldiğini görüyoruz. Kolay türevlenebilir. Y eksenini 0.5 noktasında kesiyor. İşte çıktılar 0-1 arasında ve domainde tüm real sayılar, her real sayıyı 0-1 arasında map ediyor, ilişkilendiriyor. Ve işte aslında tabii şeyde Python'da batık kütüphanelerinden fayda şey var, sigmoid fonksiyonu var ama uğraşmak isterseniz de hani bu fonksiyon olarak yazarsanız da böyle tanımlayabilirsiniz. yine devam edelim. Örnek mesela bu okul problemi için bir lojistik regresyon model çalıştırdınız ve hipoteziniz size sonuçta yeni gelen bir öğrenci için eski bilgilerimize göre bir model çalıştırdınız ve 0.7 verdi. Bu ne demek? Bu adam veya kadın %70 ihtimalle okula kabul olacak. Tabii olasılık yine toplanması gerektiğinden de %30 ihtimalle red olacak. Bu aşağıdaki iki satırda matematiksel olarak olasılığın yine toplanması gerektiğini yazdık. Kesinlikle bir sınıflandırma yapabilmek için bir eşit değer koymamız lazım. Zaten bu sigmoid fonksiyonu y eksenini 0.5 noktasından kesiyor. Bu yatay eksen, yani buraya title olarak yazsaydık iyi olurdu. Yatay eksen girdileriniz. Yani teta x'leriniz. T
teta x'in sıfırın sol tarafında negatif tarafta işte ikinci ve üçüncü kuadrant ise x'leri, teta x'leri benim hipotezim A kutu da hipotezim de 0,5'in altında. 0,5'in altındakiler y eşittir 0 olarak tahmin ediliyor. Yani reddediliyor okulda. Girdiniz eğer tx'iniz 0'dan büyükse ve o zaman hipoteziniz 0,5'in üstünde gelecek ve kabul olarak yorumlanacak. Bunu bir de karşılaştırmalı olarak şu grafikte görelim. Bir tane vasat öğrenci alalım. İki sınavdan da dil ve yetenek sınavından da 40'ar puan alsın. Şu görünebiliyor mu? Tersine sarı üçgen var şu sol altta. Onun notları. 40'a 40 koordinatları. Eğer sigmoid fonksiyonu, yani birinci sınavdan x1'i, birinci sınav x1'di. İkinci sınavda x2. Tetalarla bildiğimizi varsaydınız, o mavi çizgiyi veren tetalarla bu x1 x2'leri çarptığımız zaman sigmoid fonksiyonunda bunun sol kuyruğuna denk geliyor. Yani zaten output 0. Fonksiyonun output'u 0. Ama mesela vasatın üstünde işte yıldızla gösterilmiş öğrenci işte TNAD sınav notları birinci sınavdan 60 mor yıldız, ikinci sınavdan 70 almış. İşte onun da kabul olasılığı %85 ile 90 arasında fonksiyonumuz yani sigmoid fonksiyonu üzerinde çıktığı gördüğümüz zaman, tahmini gördüğümüz zaman işte bir yaşadık diyor ve büyük ihtimalle sorulacak galiba bu okulun kriterleri çok sıkıntı değil. Evet. Bir de yani her problem, buraya kadar bir soru var mı? Şeyle ilişkilendirmesi, öğrencinin aldığı notlara göre sınırı nerede bulacak? Her problem linear separable değil. Mesela doğrusal olmayan karar sınırları da var. Mesela bu sefer örneğimiz okul notları olmasın da şey olsun, kalite kontrol. Bir işte lazer diyot, mikroçip üretim tesisinde kalite kontrol mühendisi iki tane test uyguluyor ve mikrotest bu test 1 ve test 2 sonuçlarına göre onay veya red veriyor veya buna göre satışa sunmuş olsunlar. Birinci sütun test 1, ikinci sütun test 2, işte ilk 5 satırı onay gelmiş. Keşke araya birkaç sıfırla karışsaydı. Bu data setimizi, yani burada 5 satırı gösterdim ama daha 3 satır falan dataydı. Bu data setimizi çizdirdiğimizde yeşiller testi geçen, işte satışa sunulan çipler, dışarıda kalan kırmızılarsa işte kalitesiz bulunanlar. Gördüğünüz gibi bu iki yeşillerle kırmızılarla iç içe geçmiş gibi. Bir de hani doğru bir çizgi çizerek ayrılması mümkün değil. Hatta şöyle gözümüze baktığımızda yani bir daire, hatta bir elipsle ayrılabilirler bunlar. İşte şöyle bir ayrım olsaydı mümkün. Peki böyle bir eğriyi nasıl tanımlayacağız? Şimdiye kadar teta x'imizi hep lineer formatta yazdık. Aslında ben biraz acele ettirdim Onur'u, atladı polinom regresyonu ama aynı, burası bana lazımdı şimdi pişman oldum. Böyle bir durumda veriyi uydurabilmek için bu sefer öz niteliklerimizin işte test 1 puanlı, test 2 puanlı direkt modeline sokmak yerine işte yüksek dereceli terimlerini sokmak, birbirleriyle etkileşimlerini x1 çarpı x2'yi sokmak sonundaki terim. Eğer şu denklemi sıfıra eşitlediğimizde bir eliptik bir karar sınırı elde ederiz. Aynı şekilde polinom regresyonu veya yüksek dereceli türden bir uyumlama fitting yaptığınızda da böyle yüksek dereceli terimler koymanız gerekir regresyonunuza. Ki şöyle bir eğri elde edebilirsiniz.
Bedel fonksiyonundan Onur bahsetti. Bedel fonksiyonunu, tüm makine öğrenme sağlıklarına bedel fonksiyonunu yazacağım. Yazacağım ki onu minimize ederek, sıfıra yakın sayarak en hatasız tahmini verecek tetalar, parametreler küresini elde edebileyim. Hipotezimiz zaten bir sigmoid fonksiyonuydu. Sadece burada hipotez fonksiyonunda sigmoidi döndürdü. Burayı atlıyorum. Eğer işte eğitim setimizde N tane örnek, N adet temsiliye sahip olsak, yani genelleştirilmiş anlatıyorum. Birinci sınav notu, ikinci sınav notu, eninci sınav notu gibi bir şey olsak veya çıktılarımızda 0-1 ikinci sınıflandırma olmak üzere teta çarpı x bizim bu vektörel şekilde gösterimimizdir. Olmak üzere hipotezimiz teta çarpı x'i sigmoid fonksiyonuna sokacağız bu sefer. Eskiden lineer fonksiyonda direkt teta çarpı x'imiz bizim hipotezimizdi. Şimdi teta çarpı x'i sigmoid fonksiyonuna sokacağız ve her satır için bir tahmin elde edeceğiz. Tahminimiz gerçek değerden, ground truth, y'den ne kadar sattıysa h4x'imiz bir bedel ödeyeceğiz ve toplam bedeli de tüm satırlar üzerinden, yani tüm örnekler için toplayarak yazacağız. Lojistik regresyon için bedel fonksiyonu logaritmik formda yazılıyor. Çünkü eğer logaritmik formda yazmazsanız, şu anda yukarıdaki ortadaki denklem aslında lineer regresyon kapalı hali lineer regresyona aynı bedel gibi gözüküyor, ama bizim orada başımız lineer regresyondan farklımız sigmoid fonksiyonu olmalı. Ve bunu çizdirirseniz konvex, yani kolay bir şekilde minimum bulunan bir eğri elde etmezsiniz. Ama benim gradient descent'te onu türevleyerek en derin, en çukur noktasını bulmak için bir konvex fonksiyonum olsa çok daha iyi olur. O yüzden bir logaritma alır. Zaten türev denilebilirliği etkilemiyor logaritma. O yüzden bir case defined function yazıyoruz. Y eşittir 1 ise kabul alanlar için logaritma, hipotezin eksi logaritması, red alanlar için bir eksi hipotezimizin eksi logaritması ödeyeceğiniz bedeldir. Yani gerçek durumumuz bir iken adam reddedilmiş okuldan gerçekte. Benim model tahminim, şu yatay eksenim, yine yazmamışız sayısaları ama yatay eksenim, benim tahminim h, dikey eksenimde ödediğim bedel. Eğer gerçekte y eşittir 1 iken ben h'ı 0'a yakın, gerçekten çok uzak bir şey tahmin edersem çok yüksek bir model bedel ödüyorum. Burada da y eşittir 0'da gerçekte adam reddedilmiş. İşte 0'a yakın bir şey tahmin ettiğim zaman 0.01 döndürdüğüm zaman çok düşük bir bedel ödüyorum. Bu şekilde olabilmesi için zaten böyle case defined yazılmış. Ama tek satırda da yazabiliriz bu bedel fonksiyonunu. İşte y eşittir 0 için şu renklemde ilk terim düşer. Biz zaten bir eksi y ile kalırız. Y eşittir 1 için de ikinci terim düşer. Biz genelleştirilmiş bedel fonksiyonunda tek satırda farklı case'ler için yazmak istemezsek aynı şeyi, aynı ifadeyi böyle yazabiliriz. Okey, bu bedel fonksiyonunun fonksiyonu, Python fonksiyonu ve en iyi sınırı parametre setini bedel fonksiyonunu minimize ederek bulacağımızı söylemiştik. Mesela elimizle çizdiğimiz, o yüksek lisans kabulünde elimizle çizdiğimiz mavi çizginin teta değerleri buydu. Burada çiftliği bastırmamışız. Vektörize implementasyon çok önemli. Vektörize implementasyon yapmak istersek de yine g of x theta dediğimiz aslında benim hipotezim. Sigmoid'i bazen g ile de gösterebiliyoruz. İşte şeyden farkım, gerçek tahminden farkım. Her seferinde aradaki gradyanı hangi yöne doğru, eğimin en çok değiştiği yöne doğru gitmek istiyorum. O yüzden türev alıyorum. Her seferinde dereceyi, yani o gradyanı hesaplıyorum. Ve
Bu da bizim dereceli alçalmayla lojistik regresyon için yazdığımız dereceli alçalma fonksiyonumuz. Aslında başka bir fonksiyon, bir önce gösterdiğim derece fonksiyonunu kullanıyor. Orada sigmoid işin içine katılarak lojistik regresyon için özelleştirilmiş oluyor. Yoksa bu tarafı Onur'un gösterdiği lineer regresyonla çok benzer. Yalnız işte Onur da bahsetti, gradient descent algoritmasını hardcode ettiğinizde işte kütüphaneler yargılanmadan çok yavaş çalışıyor. O yüzden biz bir de optimizasyon kütüphaneleri kullandık. Mesela yani, bizim problemimizde 10 bin feature scale'ini de yapmamıştık. 10 bin iterasyon için bulduğumuz bedel 3.68. Ama iterasyon sayısını arttırdıkça 100 bin iterasyonda 2.48'e düşürdük. Ama bunun bir sıfıra yakınsaması gerekiyor ideal olarak. Bir de yine Python'da kullanabileceğiniz veya işte Andrew Engineering'in kursunda MATLAB'da ortamda kullanacağınız Nikon eşitlik gradyan algoritmaları var. Bunlar her adımda öğrenme adımını da öğrenme hızını falan değiştiriyorlar. Başka spastik işler yapıyorlar falan. Onlara da bakabilirsiniz. Hazır bir Nikon metodu kullandığınızda, Nikon eşitlik gradyanı kullandığınızda 0.20 bedelini bulunur. Bunun için optimum tetalarda aslında bizim baştan tahmin ettiğimiz -24.02.02'ye tahmin etmiştik. Bu da -23.00'ydı. 0.19, 0.19 diye gelmiş optimum değer. Onunla da yakın seçmişiz. Daha iyi sonuçlar elde edelim. Bu daha doğru bir karar sınırı. Gözünüzde o mavi çizginin çok fazla kaydığını fark etmiyoruzdur. Çünkü işte onda bir, %1 değişiklik var parametrelerde. Çok sınıflı sınıflandırmayı şu şekil üzerine ben anlatayım. Şimdiye kadar bir sınıfı, iki sınıfı birbirinden nasıl ayırıyorum? Bir hipotezim var. Hipotez bana gelen girdime göre bir 0.70, 0.80 diye bir çıktı döndürüyor. Diyorum ki ha bu %80 ihtimalle birinci sınıfa ait. Şimdi ise eğer 3 sınıfım varsa veya yani N sınıfım varsa, kaç tane sınıfım varsa o kadar ikili sınıflandırma yapmam gerekiyor. N tane sınıfım varsa N tane lojistik regresyon modeli kurmam gerekiyor. Mesela üçgenleri kare ve çarpılardan ayıracağım. Üçgenler ve diğerleri diye bir ikili sınıflandırma ayrımı yapıyorum. Ve yani elime bir nokta geldi. Üçgen mi, kare mi, çarpı mı? Üçgen olduğunu varsayarak üçgenler ve diğerleri ayrımını yapıyorum. %30 ihtimalle üçgen, %70 ihtimalle diğeri diyor. İkinci bir sınıflandırma yapıyorum aynı nokta için. Kareye mi düşer, diğerleri mi düşer? Başka bir ihtimal buluyorum. Çarpı için başka bir ihtimal buluyorum. Ve o ihtimaller arasında hangisi en yüksekse demek ki o sınıftadır diyorum. Matematiksel bir ifadeyle de şu genel halini şurada görebiliriz. En artıları sınıfa ait hepsi için bir olasılık hesaplıyoruz, bir olasılık veriyor modelimiz ve son tahminimiz gelen test noktası için o olasılıkların maksimumu. Okey. Zaten bahsedildi ama hızlıca üzerinden geçeceğim. Aşırı overfitting, underfitting nedir? İşte polinom regresyonu örneği buydu atlattığım. Bir x, y doğrularımız var ya da eksenler x, dikeyler y. Noktalar gerçek veriler. Üzerine regres ettiğimiz çizgiler, eğriler de bizim modelimizin çıktısı tahminleri. İşte şöyle dağınık bir solda gördüğünüz noktalar var. Hepsi de aynı noktalar bu arada. Lineer bir fonksiyon uydurmaya çalışılmış ama çok iyi anlatamamış veriye. Birdeki arasındaki ilişkiyi var yansı. Ortada daha güzel bir uyum yakalanmış. Ama ortadaki eğri ikinci dereceden bir fonksiyon boyunca. En sağdaki ise beşinci dereceden bir artık yüksek dereceli terimler katarak beşinci dereceye kadar çıkmışız.
gereksizce her noktanın üzerinden geçerek her noktayı ezberleyecek şekilde bir regresyon çıktısı yakalamışız. En soldaki de veriyi iyi anlatamadığı için yetersiz uyum, yüksek baş, yüksek yanlılık. En sağdaki de ise aşırı uyum, overfitting, yüksek varyans diyoruz. Çünkü verideki her varyansa uyum sağlamış. Yani işte hipotez fonksiyonun hipotezi modeli veriyi iyi anlatamazsa, aptal bir model kurarsa veri neyini yakalayamazsa yetersiz uyumdur. Aşırı uyumsa fazla hassaslık gibi düşünebilir. Yani öyle diyor kendi. Genelleme yapamıyor. Yani eğitim sektöründeki durumu çok iyi biliyor ama yeni bir örnek geldiğinde bunu gerçek dünyaya genel diyemiyor. Aşırı uyum gösterdiğinde. Peki ben bu aşırı uyum sorunuyla nasıl başa çıkabilirim? Bir kere işte çok nitelik koymuşumdur. Birbirleriyle aynı bilgiyi içeren işte fiyatlandırma örneğinde olduğu gibi ev fiyatlandırmasında evin metrekaresiyle oda sayısı yine kolineerde aynı bilgiyi veriyordur bazı evlerde bilmiyorum. İşte garajın alabileceği araba sayısıyla metrekaresi aynı bilgiyi veriyordur. İkisini de koyarsanız o özelliklere model gereksiz yere aşırı fokuslanmak durumunda kalır. O yüzden tek sesini artırabiliriz. Bunu biliyorsanız domain manager'ınız varsa o iş sahasında yetkinseniz kendiniz azaltabilirsiniz veya otomatik azaltma algoritmaları vardır. İşte like GBM, feature selection gibi şeyler yapabilirsiniz. Backward forward selection'lar, full selection'lar yapabilirsiniz. Bir de yani artık hiçbir fikrim yok, yeni bir alana giriyorum, yeni öğrenmek istiyorum. Nitelik sayısını şey yapamıyorum. O zaman ne yapabilirim? Kendimi yine azaltmak istemiyorum. O zaman düzenleştirebiliriz. Regularization. Düzenleştirmede ise sadece bedel fonksiyonunuza küçük bir düzenleme yapacağız. Bedel fonksiyonu neydi? Tahminimle gerçek doğru arasındaki farkı ölçen bir şeydi ve o farkı daha sonra minimize edecekti. Ben bu teta parametrelerinin çok büyümesine izin vermesem, mesela teta bunların karelerinin toplamı, bu lambda ile çarpsam toplamların ortalama karelerinin ortalama değerlerinin lambda ile çarpsam. Lambda benim ve sonunda bütün j'yi minimize edeceğim için bu terimde, sonraki terimde minimize olmak durumunda. Bu durumda her teta'yı yüksek seçersen bir ceza yiyecek model. O yüzden lambda burada düzenleştirme parametresidir. Sadece daha önceki bedel fonksiyonumuza j0 olsun. J lambda diye bir terim ekliyoruz ve daha önceki bedel fonksiyonumu düzenleştirilmiş bedel fonksiyonu olarak önceki artı düzenleştirme termi olarak geri döndürüyorum. Bir termden sonra yazan bölüm bu. Teta'ya göre minimize ettiğimizde işte bu da bizim algoritmanın matematiksel gösterimi. Dereceli alçalma algoritmasını. Teta sıfırları teta 1-2 n'lerden farklı güncelliyorum. Hepsini birlikte güncelliyorum ama ayrı satırda güncelliyorum. Bayes term'den dolayı. Bu revize edilmiş gradyan fonksiyonu. Son olarak da bir lambdaları nasıl seçersem nasıl bir sonuç elde ederim. Mesela lambdayı çok küçük seçersen ne olur? Lambdayı çok küçük seçersen tetalar bayağı daralacaktır. Lambdayı çok küçük seçersen aslında hani regülasyon uygulamamış oluyorum ve model kafasına göre çok iterasyon yüksek tuttuğunda overfitting rejimine kayabilir en sağda gördüğümüz gibi. Bu lambda 0 için. Şurada gördüğümüz ise lambda 100 için. Bu sefer çok fazla yükseltmişim cezayı. O kadar cezalandırmışım ki kompleks bir model oluşturmasın diye.
oluşturmuş ve çıktığınızda yeşil ayırma küme artılarla yani siyahlarla sarıları iyi ayıramıyor. Dalga bir model oluşmuş. Ortada lambda girdi ise böyle çok tatlı noktayı bulmuş bulunuyorum. Yani bu lambdayı da hiperparametre tüyünde de veya grid search, random search'te de tüm edebilirsiniz. Böyle